sosyal yardımlar ve hizmetler. Yoksul ailelere gelir desteği sağlayıp bu desteği kadının hesabına yatıracağız. Tek kişilik haneleri gelir desteği kapsamına alacağız. Yoksul ailelere kışın ısınma yardımı yapacağız. Kreşler ücretsiz olacak. Sosyal güvenlik. Emeklilerin sağlık hizmetlerinde ödediği katılım payını almayacağız. Engelli politikaları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Engelliler Genel Müdürlüğü kuracağız. Ulusal Otizm Eylem Planı'nı hayata geçireceğiz. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, 65 yaş üzeri yurttaşlarımız kültür, sanat ve spor etkinliklerinden ücretsiz yararlanacak. Şehit yakınları ve gaziler. Şehitlik ve gazilik statüsü konusunda dağınıklık ve mağduriyetleri ortadan kaldıracağız. 15 Temmuz şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için toplanan 310 milyon lira ve Beşiktaş terör mağdurları için toplanan 52 milyon lira tutarındaki bağışların akıbetini tespit edeceğiz. Bunları muhataplarına ulaştıracağız. Gazilerin şeref aylıklarındaki farklılıkları ortadan kaldıracağız. Muharip gaziler için aylıkları yükselteceğiz. Şehit aileleri, mağlul gazi ve vazife mağlullerine elektrik ve suda olduğu gibi doğal gazda da indirim sağlayacağız. İhtiyaçları için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödeme kısıtlamalarını kaldıracağız. Sağlık. Sağlıkta şiddet vakaları etkin soruşturma ve kovuşturma sağlayacak, ceza ve yaptırımları caydırıcı hale getireceğiz. Sağlık çalışanlarına şiddet suçunda ihal ve infaz indirimi uygulanmayacak. Ulaşılmayan birey ve taraması yapılmayan çocuk bırakmayacağız. Henüz yapılmamış şehir hastanesi ihalelerini durduracağız. Yenilerini yapmayacağız. Mevcut şehir hastaneleri ihalelerindeki yolsuzlukları tespit edip gerekeni yapacağız. Şehir hastaneleri sebebiyle kapatılan devlet hastanelerini ihtiyaç analizi yaparak yeniden açacağız. GATA, diğer askeri hastaneler ve silahlı kuvvetler sağlık tesislerini yeniden açacağız. 0-36 aylık çocuklarımıza mama, gıda ve bez desteği sağlayacağız. Aile ve Çocuk, Bağımsız Çocuk Hakları İzleme Kurulu ve çocuklara özgü acil yardım hattı kuracağız. Çocukların erken yaşta ve zorla evlendirilmelerinin önüne geçeceğiz. Kadın politikaları, kanunlar ve ikincil mevzuatta eşitlikçi dil kullanacağız. Kadına yönelik şiddeti önlemek için cezaların caydırıcı olmasını sağlayacağız. Cezalar seçenekli yaptırıma çevrilmeyecek. Uygulanan indirim nedenlerini yeniden düzenleyeceğiz. İşe alımlarda cinsiyetçi soruları kaldıracağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kamu ve özel sektörde çalışan kadınlar idari izinli olacak. Gençlik. Gençlere pasaportu ücretsiz verecek, yurt dışına çıkışta harç almayacak. KYK borçlarında 2 yıl olan geri ödemesiz dönemi uzatacak. Ödemeler devam ederken işsiz kalanlar için ödemeleri erteleyecek. Tüm öğrenci ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti sağlayacak. Yurtlarda sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemekleri ücretsiz vereceğiz. Siyasi sebeplerle yurttan atılmalara son vereceğiz. Üniversitelerde bahar şenliklerine koyulan fiili yasakları kaldıracak. Uyuşturucuyla mücadele. 18 yaş altı ve eğitime devam eden gençlere uyuşturucu satanların cezasını en az 2 kat artıracak, faz indiriminden yararlanmalarını önleyecek. 7 coğrafi bölgede tıbbi tedavi, rehabilitasyon, hobi ve meslek edindirme programı uygulanan bağımlılıkla mücadele merkezi kuracağız. Yarının Türkiye'si için.